Ee, sabah gazetesine baktığımız zaman Atletico'ya kiralık çalımı Mensah'la ilgili bir haber görüyoruz. Takvim gazetesinde Samuel Kalu aslan oluyor. Mensah'ta kazan kazan formülde de Hürriyet Spor'un manşeti olarak e, göze çarpıyor bugünkü gazetelerde değerli izleyenler. Şimdi Foto maçın 9. sayfasıyla Başlayalım. Omar yola çıktı haberi. Sarı-kırmızı takımın prensipte anlaştığı Norveçli futbolcu Olympiakos hayatımın parçası ama reddedemeyeceğim bir teklif aldığım için ayrılmayı seçtim dedi. Omar'ın transferinin resmen açıklanması bekleniyor. Dünkü gazete haberi tabi bu. Omar Pazartesi salı açıklanır evet. ama gelişi bir 3-4 gün daha sürer çünkü Avrupa maçları vardı. Maçlarını oynadı ve vedalaştı geldi. Diğer yerli oyuncular bu hafta içinde pazartesi, salı e, hatta çarşamba günü atacaklar ama Omar bir 3-4 gün daha izin Peki, alıp. Peki Omar transferini nasıl yorumlarsın? Galatasaray'ın e, ihtiyacı olan isim miydi Omar? Profesyonel bir oyuncu. ihtiyacı olan bir oyuncu mu dersek evet Mariano'dan sonra, Lines'in performansından sonra o bölgeye bir ihtiyaç vardı. E, i̇zlediğimiz kadarıyla, araştırdığımız kadarıyla da çok profesyonel bir oyuncu. Ben şimdi Trabzonspor'da var mesela Kuzey'den oyuncu alınır hep Kuzey'in oğlu lakabı vardır mesela çok profesyonel oluyorlar. Ciddi anlamda saha içinde, saha dışında profesyonelleri Norveç milli takımında zaten birinci e, sahabeci. Lines de zannediyorum üçüncü sahabekiydi yani yedeydi. Dolayısıyla doğru bir transfer gibi gözüküyor. Ama e, bakıyorum işte Ebu'ya kıyaslamaları falan yapıyor. Ebu'nun kariyeri çok daha farklıydı. Yani çok üst düzey takımlarda oynamıştı. E, bugünkü Galatasaray'da çok rahat bir şekilde oynayacakmış gibi gözüküyor. Ama Mariano'dan e, iyi olması lazım, aratmaması lazım. Çünkü başarılı bir Mariano. iki sene Galatasaray'a çok iyi şeyler verdi. Tabii hücum yönü biraz, de olan evet, hücum bir... Yönü çok fazla. Bek. Yanında oynayacağı, savunmadaki oynayacağı isimler de önemli. İyi bir Lüyün'de ama marka ikilisiyle bir de önünde oynayacağı isimleri düşündüğümüz zaman. Çeken haberler var. Kavani Aslana şeklinde. Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Galatasaray birçok yıldızla ilgilenirken yurt dışı kaynaklı iddialar da gelmeye devam ediyor. Buna göre Radamel Falcao'nun durumunun belirsiz olduğu ortamda Cimbom Paris Saint Germain'le kontratı sona eren Edison Cavani'yi gündemine aldı. Deniyor sarı kırmızılı kulübün kavaniye Falcao'nun sahip sahip olduğu mali şartlara benzer bir sözleşme sunacağı ifade edildi denmiş. Senin haberinde. Ee, Muslera devreye girecek daha kutusu önce de, da orada dikkat çekiyor. Daha önce de gündeme gelmiştik. Galatasaray öneriliyor ama bu transfer için bir defa Falcão'nun geleceği önemli. Falcao da Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ifade ediyor olumuz ola ki bir Falka ayrılığında Kavanli şu anda bir nevi yedek cepte gibi diyebiliyoruz. Yalnız savaş bu haberde benim gözüme takılan konu şu oldu. Falko'nun sahip olduğu mali şartlara benzer bir sözleşme. Şimdi zaten e, mali kriterlerden bahsediyoruz. Maliyeti ortada Falko'nun aldığı maaş e, ortada. Şimdi bu acaba Galatasaray'ın kurtulabileceği ya da indirebileceği büyük olur mu derken benzer şartlara bir anlaşma daha yapmak ee, Nalata Saray'ın mali açıdan baktığın zaman özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamış olduğu rakamlarda bir sıkıntısı yok. En yüksek e, bütçeye sahip olan 400 küsur evet. milyon TL. Ama gelecek sezonla gelecek ne olacak dersek e, şimdi Falcao'nun yıllık 5 milyon euro maliyeti var. Hı hı. İmza parası verilmeden gelen bir oyuncu. Kavani'nin de baktığın zaman Falcao'nun üzerinde bir maliyeti var. Aynı şartlarda bu transfer olursa Falcao'yu hatta ayrıldığı zaman belki de bir miktar para kazanmış olacaksınız. Bonservis bile kazanılabilir. Eğer böyle bir düşüncesi olursa. Fakat yani çok daha yukarılarda bir detay olacağını zannetmiyorum. 5-6 milyon euro maliyetle Cavani gibi bir oyuncuyu transfer etmek başarıdır yani. Galatasaray'ın Falcao'dan evet. sonra alacağı golcü Avrupa'dan şu anda orta seviyede bir golcü almış olsanız bile 3-3.5 milyon euro maliyeti var. Ya yani bırakın Falcao ismini. Tabii Avrupa'dan 3-3.5 milyon euro. Yani en Orta seviye diyorum yani. evet. evet. Eğer Falco ayarında o skala bir oyuncu 5 milyon liraya almak işte aynı şartlarda başarılı olur yani. Peki e, hemen yanındaki habere de bakalım. Fegüli için 5 milyon Katar'dan gelen bir tekliften bahsediyoruz. Şimdi Belanda ve Fegüli'nin geleceği merakla bekleniyor. E, Fegüli'ye gelen 5 milyonluk bir teklif var Katar'dan. Fegüli ve Belanda için şu ana kadar Galatasaray'a resmi olarak gelen bir teklif yok. Dolayısıyla böyle çeşitli Avrupa basından e, haberler çıkıyor. Evet. Ama yönetim kanadından bu iki oyuncuya gelen herhangi bir teklifin olmadığını çok net söyleyebilirim. Belhanda özellikle en ufak, en ciddi bir teklif gelmiş olsa hemen Galatasaray zaten şu anda sarıp sarmalayıp verecektir yani. O yüzden Feguly'nin ben e, kalmasına neyim? Feguly Galatasaray için önemli bir oyuncu. Evet. Fegüli gibi bir oyuncuyu e, almak biraz zor. Bir de takıma uyum sağlaması. Evet zaman zaman tartışılıyor. Biraz geç takıma adaptasyon sorunu yaşıyor. Ama hep sezon başında baktığın zaman Avrupa Kupalarında olması ve geç dönmesi, geç motivasyonu sağlamasını olmuştur. Fegül bu 12'sinde yapılacak top başında yer alırsa, sezon başını iyi geçirirse sezona iyi bir Takıma katkı, bir katkı sağlayacaktır olur. diyorsun. Peki Sabah gazetesinin 19. sayfasını e, rica edelim. Atletico'ya kiralık çalımı başlığını görüyoruz. Mensa isteyen Galatasaray, Kayseri Spor transferde rahatlatacak yeni bir yöntem buldu. İspanyol ekibinin bir sonraki satıştan alacağı %40 payı devre dışı bırakmak için Kayseri Spor'a 1 artı 1 yıllık kiralık teklifi sunan Aslan, Ganalı oyuncuya karşılık 2 milyon euro ve takas önerdi diyor haber. Mehmet Özcan'ın haberi. Dün evet. bu haber bana da gelmişti. Beraber ben de dikkatimi çekti. Güzel bir transfer olur. Yani baktığın zaman o haberin içinde... 3,5 milyon euro Atletico Madrid'e, 1,5 milyon euro Kayserispor Kayseri Kulübü'ne satış halinde yani. 5 milyon euronun altında bir maliyeti olmayacak hı hı. bon servisini alması halinde. Burada bon servis ücreti ödemeden hem e, Kayserispor kazanacak hem Galatasaray kazanacak. Atletico Madrid'i o 3,5 milyon euro da diretmesinden dolayı saf dışı bırakmak gibi bir düşünce var. Sayın Albayrak'ın da bu konuda Kayserispor Kayseri Spor Başkanı Berna Hanım'la sürekli istişare halindeler. Yani bu Galatasaray bu transferi bu şartlarda yaparsa çok büyük başarı olur. 1 artı 1 yıllık ve 2 milyona takasla birlikte yaparsa Fatih Terim'in de çok istediği bir oyuncu. Bu ligin en iyi orta saha bir tanesi. Ligi evet. biliyor. Evet agresif. Çok fazla kart görmüşlüğü var baktığı zaman kariyerinde. Kırmızı kartta özellikle. Ama Fatih Hoca'nın çok istediğini biliyoruz. Sayın Abdurrahim Albayrak da bu, bu, şartlarda Sayın Berna Gözbaşı ile beraber başkanlığı itibatlarını sürdürüyor. Ben de isterim yani burada Mensah'ın Galatasaray'da forma giymesini isterim. Yalnız Mensah sadece Galatasaray'ın gündeminde değil, Beşiktaş'ın da gündeminde olan bir oyuncu. E, bakalım kim burada bu galip şartları, gelecek. Bu şartları Galatasaray soktu Kayseri Spor'un aklına şimdi. Diğer takımlar da aynı şartlarda bir şeyler yapmak ister mi? Ya diğer takımlarda şöyle bir şey var sevgili İşte İşte bak Norveç'ten, Fransa'dan çok değişik futbolcular bulup getirebiliyor ve bu başarı olan işte. Bir anda en son evet. Sollet gibi. Neden hep biz mesela ligimizdeki bir oyuncunun üzerine gideriz böyle? Onun da piyasasını arttırırız yukarıya. Şimdi ben sana Avrupa'da piyasası olmuş olsa hemen bir şekilde verilsin satılsın. Hı hı. Hep biz Türkiye hep kendi içimizden futbolcu bakıyoruz. Ya ben bunu anlamıyorum yani. Men futbolcu şu anda scoutların içinde 50 tane olması lazım yani baktığın zaman. Tüm takımlar için geçerli bu. Biz ligimizde bir insan biraz parladığı zaman hemen hop işte 5 milyon euro 6 milyon euro. Bu transfer öyle 3,5 milyon euro atlı tüka 1,5 milyon euro Kayseri Spor Kulübü'ne değil yani. Bunun işte menajeri var. Bir farklı menajerin işte haklarına sahip olduğu konuşuluyor. Ya yani bu tip transferler değil de biraz da böyle dışarıda da bakmak lazım yani. Mensah'ın böyle vazgeçilmez bir oyuncu değil. Çok iyi bir oyuncu. Galatasaray'da isterim. Ama farklı alternatifler de gelebilir. Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da böyle gündemine gelip Hı. sürekli aynı isim üzerinde durulmasını çok kabul etmiyorum yani. Peki devam edeceğiz savaş. Biraz dinlendirelim seni. Sabah yeni başladık zaten. <laughs> Değerli izleyenler sabah sporuna gelişmelerle devam ediyoruz.